Ben Ünal Sarrafoğlu. Oğlum o manyak herifin elindeyken burada oturup keyfimi çattım. Şimdi o manyağı hapse bile attıramayacağım, öyle mi? Ya kendine çok büyük haksızlık ediyorsun. Yani Emir'in aklına estiği zaman kapılara çıkmadığını, telefonlara bakmadığını biliyordun. Hem böyle Hollywoodvari bir kahramanlık girişimi kimin aklına gelirdi ki Ünal? Bence kendini suçlamaktan vazgeç. Emir'in de Aysun'un da gözünde artık suçluyum. İlgisiz, alakasız bir baba. Oğlumu Cansu kadar, o senin arkadaşın Levent kadar bile tanıyamamışım. Ben gittiğimde hastanedeydi. Senin arkadaşın bile oğluma neler olduğunu benden önce öğrenmiş. Demek Levent hastanedeydi. Hastanedeydi ve belli ki ateş hattında Feriha'nın ailesinin yanındaydı. Gerçekten çok ilginç bir arkadaşın var. Ama Feriha'yı kurtarmak isterken yaralanmadığına göre Emir kadar da cesur değil demek ki. Ne? Bir dakika ya. Emir Feriha'yı kurtarırken yaralandı mı? Ya size söylemiştim, Emir ortada yok demiştim. Cansu, sakin ol. Ne sakini ya? Yaralandı mı şimdi, nerede, nasıl? Cansu, Emir evinde ve gayet iyi. Bence sen bu konunun dışında kal bir müddet. İnanamıyorum ya. Ben Emir nerede diye kıvranırken o Feriha'yı kurtarmaya gitmiş. Sakin olmak zorundayım. Şimdi ya belki de aşağı inip Feriha'yı ikna etmem lazım. Ama şimdi aşağı inersem hepsi birden... Yok ya, ne yaparlar bana? Seher kesin anladı o ifade olayını. Hatta belki Emir o sinirle söyledi bile. Ya Cansu, yeter artık. Ya bir şeyler söyler misin lütfen? Burada kendi kendime sayıklamıyorum herhalde, sana konuşuyorum. Cansu yeter, biraz sakin ol.